Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Shiba üzerine hazırlanmış genel bir habere göz atacağız burada ve değerlendirme gerçekleştireceğiz. Diyor ki bakın Shib yakımızı Shibarium'un Shiba oyunu yakma mekanizmasını açıklamasıyla %8700 arttı yani 87x'lik bir artış yaşıyor. Darısı fiyatının başına bence imkansız değil diyebilirim. E tabi vakit kalırsa burada alınabilecek altcoinler listemizde her videoda olduğu gibi e, ilerlemeye çalışacağız. Bakın ne diyor. Ship token'ın yakma hızı Shibarium tarafından Shiboyn'u yakma mekanizmasının açıklanmasıyla %8700 oranında arttı. Evet. Tabi çok güçlü bir yakın. Bunlar oluyor bu arada. Lansmanlarda olsun, yeni açıklamalarda olsun. Aniden hem ekip bir e, güzellik yapıyor, ani bir yakın gerçekleştiriyor. Aynı zamanda buna topluluk da heyecanla katıldığı zaman anlık iyi yakınlar tabii ki gerçekleşebiliyor. Uzun vadede yeterli mi değil? Yeterli olabilecek çalışmaların açıklandığı için zaten bu heyecan yaratılıyor. Bu gelişme Ship token arzının azalmasına ve değerinin potansiyel olarak artmasına yol açabilir. Shipburn veri derleyicisi tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saat içinde yakılan ship sayısı pazar günü yakılan miktarı inanılmaz bir yüzdeyle geçti. Aynı kaynağa göre geçtiğimiz hafta boyunca popüler meme coinlerin birkaç trilyonu kör uçlu diyor. Nereye geldik? Kör uçlu cüzdanlara transfer edildi. Evet ya tabi bu yakımlar geliyor. E, bunlar bizi çok bağlar mı? Tabii bunlar bizi çok bağlamaz e, somut anlamda. Bizi bağlayacak olan Shibarium'un yakacağı ve tabii ki ekibin yapacağı manuel yakıp onlara da e, çok değil ama daha var. Shibarium, Shiboin topluluğunun geliştirme ekibi tarafından oluşturulan bir platformdur. Bu platform Shiboin ekosistemi için yeni özellikler ve işlevler sunmaya amaçlamaktadır. Yakma mekanizması da bu yeni özelliklerden biridir. Aslında yeni değil. E, Shiba'nın tabii kendi bir yakın portalı vardı ama bu hani otomatik yakın mekanizması gibi değildi. Tabii evet görece Yeni diyebiliriz. Büyük ihtimalle bunu yapay zeka ile pekiştirecekler. Shibarium, SHIB token arzını azaltmak için yakma işlemlerini gerçekleştirir. Yakma işlemi belirli bir miktarda SHIB token kalıcı olarak yok edilmesini sağlar. Bu işlem SHIB token arzının azalmasına ve bu nedenle değerinin potansiyel olarak artmasına katkıda bulunur. Evet tabii ki biliyorsunuz zaten e, yılda 500 milyarla 1 trilyon arasında yakmasını bekliyoruz. Shibarium Shiboni yakma mekanizmasını açıklamasıyla birlikte yakma hızı önemli ölçüde arttı. Bu Shibarium topluluğu ve ShibToken sahipleri arasında heyecan yarattı. Yakma hızındaki artış ship arzının daha hızlı bir şekilde azalmasını sağlayabilir ve bu da fiyatının yükselme potansiyelini artırabilir. Ancak diyor her yatırım gibi Shib'de de riskler olduğunu unutmamak gerekir. Volatil olabilir ve veri riskleri anlamanız önemlidir. E tabii ki doğru. Şu her şey için geçerlidir. Bakınız eter balinaları da bunu yapmaz. Paranın tamamını işte Shiba'da tuttum diye bir dünya yok. Ne yapacaksınız doğrudan? Her zaman parayı yayacaksınız. Bu yaydığınız portföyde Shiba'da olursa portföy şenlenir. Ama hepsi Shiba'ya diye bir şey yok. Shib yakma hızı binlerce yüzde artış gösteriyor. Ee, bahsettiğimiz gibi diyor son tweete göre 24 saatte binlerce yüzde arttı. Bu süre içinde topluluk diyor tam olarak yüzde diyor 8862'lik daha fazla şibi yakmayı başardığını söylüyor. Yani hemen hemen işte ne yapmış? E, 90 katına çıkan bir artış var. Toplamda bu sefer dolaşımdaki arzdan diyor o 50 milyonluk bir e, meme coin çıkarılmıştır. Öncesinde e, birkaç yüz bin coin yakıldığı için devamındaki e, artış çok yüksek oluyor. Tabii 50 milyonluk bir yakım da öyle Aman aman bir yakım değildir yani. İlginç bir şekilde bu e, büyük miktar yakma veri web sitesine göre sadece iki transferde yakılmıştır. E, 39.5 milyon ve 10 milyonluk. Ya yani hep diyorum ya bakın daha günler önce konuştuk. Nedense demiştim hatırlıyorsanız sürekli şey olur böyle. E, bir olay gerçekleştiğinde bir anda e, yakım işte yüzdelik bakımdan çok arttığında hep böyle ya tek işlemde olur ya iki işlemde olur. Tamam mı? İşte bu da tesadüf değildir. Diyorum ya hani ekip yakıyor diye. O mantık. Geçtiğimiz hafta boyunca ship topluluğunun çabaları sayesinde toplamda diyor 3 trilyon, 3 trilyon, 3 trilyon değil düzeltiyorum. 3 milyar ship coin yakılmıştır inşallah. İnşallah diyorum yani Allah söyletti diyelim. Cumartesi günü ship yakma hızı %666 oranında dikkate değer bir artış göstermiştir. Ship ön verilerine göre şu ana kadar toplamda yaklaşık 411 e, trilyon Meme coin yakılmıştır ve 574'lük dolaşımda hala bulunmaktadır. Klasik şeyin yani Vitalik Buterin'in yapmış olduğu, e, gerçekleştirmiş olduğu yakımdır. Bir 120'lik daha 2015'te, <laughs> e, 2025'te bekliyoruz. Shibarium token yakma mekanizması ile ilgili ayrıntıları açıkladı. Shibarium beta test modunda olduğu sürece Shitoshi Kusama takma adını kullanan Shiboyne ekibi tarafından ship yakma mekanizmasının ayrıntılarını açıkladı. U2Day tarafından pazar günü bildirildiği gibi Shibarium üzerinde yapılan işlemler sırasında bon adında bir işlem ücreti ödenir. Temel ücret kilit altına alınır bu ücretin %30'u. Bakın ee şöyle ee önceki videoda da biliyorsunuz bununla alakalı konuştuk. Şimdi siz Shibarium'da işlem yaptığınız zaman bunu bon olarak ödüyorsunuz. Yani bir bon ödemesi yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz bu bon ödemesi de doğrudan alınıyor ve otomatik bir şekilde Shipcoin'e dönüştürülüyor. Ve dönüştürülen bu Shipcoin'in %70'lik kısmı e, anında yakılıyor. Kalan %30'luk kısmı Shibarium'un geliştirilmesi için fon olarak biriktirilmeye devam ediyor. Aslında en e, ana mantık ve özet yakın mekanizması bu şekilde anlaşılacaktır. Shiboin balinaları 26 trilyon ship alıyor. Fiyat yükseliyor. Into the Block analitik şirketin sağladığı verilere göre geçtiğimiz hafta yatırımcılar 26.2 trilyon Shiboin'i meme coin'e stokladı. Bazı balinalarda kendi meme coin'lerden bir sattı. Ancak satılan miktar satın alınan miktar kadar değildi. Yaklaşık 300 milyar ship. Bu yazı yazıldığı sırada diyor 88.8 seviyesinde işlem görmek suretiyle %3'ü son 24 saatte yükseldi ve Değeri yükseliş eylemini sürdürüyor. Şu anda evet balina alımları e, sürüyor ve ortalama bu e, toplama etabı devam ediyor. Şunu söyleyeyim, tabii ki balina alımları hiçbir zaman anında bir yükselişe yol açmaz. Bunu hep anlattım. Yalnızca cüzdanlarda bir sıkılaşmaya yol açar bu. Cüzdanlardaki sıkılaşma da piyasadaki şartlar e, pozitife döndüğünde BTC yükseldiğinde hareket sağladığında. Şiba tarafındaki artan trader oranları bir de likidasyonla birleştiği zaman işte o zaman ani yükselişlere sebebiyet verir. E, kalan kısmı video uzamasın diye bir sonraki videoda değerlendirmeye çalışacağız. Genel olarak yakın meselesi de buraya dayanır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.